Evet geldik XYZ soru bankamızda yeni bir konuya arkadaşlar. Şimdi geri iki konumuz kaldı. Birisi permütasyon kombinasyon binom olasılık uzun bir konu. Diğeri de veri istatistik konusu. Düşündüm düşündüm. Normal şartlarda PKOB anlatıp en son veri istatistik yapıp TET'yi bitirmek. Ama düşündüm ki şu veri istatistiği aradan çıkartırsak yorumlarsanız mutlu olurum. Veri istatistiği aradan çıkartırsak hızlıca PKOB'yi istediğimiz kadar uzatırız, istediğimiz kadar test yatarız, test yazarız, konuyu rahat rahat oturturuz diye düşündüm. Umarım doğru düşünmüşsündür diyorum. Ve de X, Y, Z testlerinin veri istatistik konusuyla başlıyorum. Arkadaşlar X testleri Y testleri ve Z testlerinden oluşacaktır. X testleri temel seviye, Y testleri orta ve ileri seviye, Z testleri de tamamen yeni sorulardan oluşuyor. Arkadaşlar her PDF'in altında, her videonun altında o dersin PDF olacaktır. Komple konu bittiğinde birleştirilmiş PDF'de ve videolar kanala eklenecektir. Ve direkt hiç vakit kaybetmiyorum. Test 210 veri istatistik ilk konu ve ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. İlk soru bana diyor ki 4 çocuğun elindeki misket sayıları sırasıyla 5, 11, 3 ve 13'tür. Bu 4 çocuk misketlerini eşit olarak paylaşacağına göre her birine düşen misket sayısı kaçtır diyor. Kısaca bana aritmetik ortalamayı sormuş. Aritmetik ortalama elimizdeki mevcut sayılar. 4 sayı var. 5 artı, 11 artı, 3 artı, 13 bölü toplam 4 sayı var. 4, 11, 5 daha 16, 26, 29, 32 bölü 4 yapar. Bu da 8 yapar. Demek ki kişi başı 8 misket düşecek. Zaten kişi başı düşecek misket istiyor. Bu da bana ilk soruyu Ceyhan olarak bulduruyor. İkinci soru diyor ki bir gruptaki 6 öğrencinin yaş ortalaması 15. Bu gruptan 20 yaşında bir öğrenci ayrılırsa bu grubun yaş ortalaması kaç olur diyor bana. Şimdi 6 öğrenci var yaş ortalaması 15 ise 15 çarpı 6 yaptığımızda toplam yaş buluruz. Ki bu da 6 kere 5 30 0 3 6 1 6 3 daha 9 90. Bakın toplam yaş 90 demektir. Diyor ki sen bu 90 yaştan bakın 20 yaşındaki bir kişiyi çıkarırsan Artık geriye kaldı toplam bu kadar. Kaç kişi kaldı geriye? 5 kişi kaldı. O zaman benim ortalamam 70 toplam bölü 5'e böldüğümüzde amele bölmesi yapalım. 1, 5, 5, 2, 0, 4. 14 olarak bulunur. Benim aritmetik ortalamam, yeni yaş ortalamam 14 olarak bulunur. Arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı da 14'tür. Üçüncü soru diyor ki... 5, 6, 6, 8, 9, 10 sayı dizisinin... ...ortanca yani medyanı kaçtır diyor. Bakın medyanı duyacaksınız ortanca da. Medyan şöyle bulunur. Eğer tek sayıda varsa... ...diyelim ki 1, 2, 3. Korkma. Tek sayıda varsa tam ortadaki sayı senin medyanındır. Hocam elimizde tek sayıda yoksa... ...1, 2, 3, 4, 5, 6 tane varsa... ...burada gördüğünüz gibi şöyle yapıyorsunuz. 2 sağa, 2 sola ayırdınız. Tam ortaya iki tane sayı denk geliyor. Sen bunları diyor topla... 2'ye böl. 14 bölü 2'den 7. Bu senin medyanın olur diyor. Tam ortadaki sayının adı medyandır. Yani ortancadır arkadaşlar. Zaten bu temel seviye olduğu için evet kolay olacak. Kusura bakmayın. Zaten temel seviyenin amacı da budur. Dördüncü soru diyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayı dizisinin tepe değeri yani modu kaçtır diyor. Şimdi mod detaylı. Modda ne var? Diyor ki bana mod kuralı. Eğer tüm sayılar Aynı sayıda tekrar ediyorsa, hepsi bir kere mi yazılmış? Evet, senin modun yoktur. Ha, hocam o zaman 1, 1, 2, 2 yapsa yine modun yoktur. 1, 1, 2, 2, 3, 3 yapsa yine modun yoktur. Harika. Hepsi aynı sayıda tekrar ediyorsa senin modun yoktur. Kural basit. Bu bir. Beşinci soru diyor ki, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4. Sayı dizisinin tepe değeri yani modu, kaçtır diyor bana. İkinci kural diyor ki senin bakın 3 tekrar 3 tekrar 3 tekrar. Hepsi aynı tekrar ediyorsa bir üste olduğu gibi senin yine modun yoktur. Diyor. Bakın basit ya ve çıkacak yani soru buradan. Mod medyan fark etmez bir yerden çıkacak. Altıncı soru diyor ki 1 1 1 2 2 3 4 4 4. Sayı dizisinin tepe değeri yani modu kaçtır diyor. Bakın burada 3 tekrar. Bakın burada 2 tekrar. Bakın burası bir tekrar. Bakın burası 3 tekrar. En çok tekrar eden 3 var, 3 var. E bir tane olsaydı mesela bu 4 4'ü görmeyin. Olmasaydı medyan 1 olurdu. İkisi de varsa medyan hem 1 ve hem de 4, 3 değil. Medyan 1 ve 4 olarak bulunuyor. Eğer bir tane daha 3'lü grup olsaydı o da medyan olurdu. 1 ve 4'ten 6. sorumuzun cevabı da Adana olarak bulunuyor arkadaşlar. Yedinci soru diyor ki 2, 3, 5, 7, 11, 11, 18 sayı dizisinin en büyük değeri. En küçük değeri ve açıklığının toplamı kaçtır? En büyük değeri bu sayı dizisinin alacağı en büyük değerdir. Burada gördüğünüz arkadaşlar 18 artı en küçük değeri bu sayı dizisinin alabileceği en küçük değerdir. O da 2 hocam artı açıklık da en büyükten en küçüğü çıkar. 18 2 açıklık da 16'dır. Arkadaşlar bu üçünü topla diyorum. 18 2 daha 20. 16 daha 36 yapar. Bu da bana 7. soruyu. Gördüğünüz gibi Diyarbakır olarak buldurur arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır. 8. soru diyor ki: "Hakan fizik dersinin 1. dönemindeki yazılarından 20, 30 ve 40 puan almıştır." Buna göre Hakan'ın 3 yazıdan aldığı puanların standart sapması kaçtır diyor bana. Hocam standart sapma nasıl bulunur? 1. Öncelikle aritmetik ortalamayı buluyorsun. Bulalım. 20 artı 30 artı 40 bölü 3. 40 20 60 3 daha 90. 90 bölü 3'ten aritmetik ortalama 30'dur. Peki. Hocam peki sen standart sapmayı nasıl buluyorsun? 1. Her bir değerden bakın 20'den aritmetik ortalamayı çıkar. Karesini al. Artı. İkinci değeri aldım 30. Aritmetik ortalamaya çıkar 30. Karesini al 6. Üçüncü değeri aldın 40. Aritmetik ortalamaya çıkar 30 karesini al. Aldın mı? Aldın. Daha sonra bu sayıların tabii devam ediyorum. Bölü. Daha sonra bu sayıları kaç sayı var burada? 3. Onun bir eksiği olan 3 eksi 2'ye böl. Bitmedi. Bir de git bunu kare köküne al. Eşittir. Onun karesinden 100 artı. Onun karesinden 100. Buradan 0 gelecek. Bölü 3 eksi 1. 2 kare kök. 200 bölü 2'den burası kök 100'dür hocam. Kök 100 de bana cevabı 10 olarak buldurur. 8. sorumuzun cevabı da Bursa'dır arkadaşlar. Dokuzuncu soru bana diyor ki 5, 7, 9, 11, 13, X sayı dizisinin açıklığı 9 olduğuna göre bakın olduğuna değil olduğuna düzeltiriz burayı. Bu sayı dizisinin ortancasının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi açıklık neydi? En büyüklerden en küçük değeri çıkar. Normalde buradan 13 eksi 5'ten 8. Şimdi 9 çıkması için X'i burada devreye sokmam lazım. Eğer X Maksimum sayıysa buradaki, bakın 5 var burada. O zaman 9 artı 5'ten x'in 14 olması lazım. Güzel. Eğer buradaki x minimum sayıysa, maksimum o zaman 13 oluyor. 13-9'dan minimum sayı x'in 4 olması lazım. Yani iki tane sayı dizisi oluşuyor. x minimumsa 4, 5, 7, 9, 11, 13 oluşuyor. x maksimumsa bakın 5, 7, 9, 11, 13, 14 oluşuyor. Peki ortancılara bakalım. Eğer x 4 ise ortanca 7 artı 9 bölü 2'den bakalım 7 artı 9 bölü 2 o da 16 bölü 2'den 8'dir. Eğer şu şekilde ise buradan da cevabım 9 artı 11 bölü 2 yani 20 bölü 2'den 10 oluyor. Harika. Benden bu ikisinin toplamını istiyorum. 10 artı 8'den de cevabım 18'dir. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. 10. soru diyor ki Aşağıdaki verilen sayılar bir evin 6 aylık elektrik tüketiminin kilowatt cinsinden göstermektedir. 100, 150, 149, 132, 201, 143. Buna göre 6 aylık elektrik tüketimi değerlerinin açıklığı ve en büyük değerinin toplamı. Açıklık dediğim. Buradaki maksimum değer 201, minimum değer 100. O zaman benim açıklığım 201 eksi 100'dür. Artı biliyor ki en büyük değer diyor. En büyük değer hocam 201'di. 201'i topladım. 201 201 daha 402. 100 çıkarttığımızda cevap 302 olmuş oluyor. Bu da bana 10. soruyu Adana olarak bulduruyor. 11. soru diyor ki 12 yaşında olan 3 kişi, 13 yaşında olan 5 kişi ve 14 yaşında olan 8 kişiden oluşan bir grubun yaşların oluşturduğu sayıdisinin ortancası, bakın ortancası kaçtır diyor bana. Ortanı şöyle bulur. 3 kişi şuraya yazdım. Bakın 3 kişi burada. Başka? 5 kişi buraya yazdım. Sırayla yazdığımı düşünün. Yani şöyle düşünün. Küçükten büyüğe. 12, 12, 12. 5 kişi buraya yazdım. 13 bla, bla 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 Yazmıyorum tabii. Sonra kaç kişi var? 8 kişi de buraya yazdım. Hocam kaç kişi var burada? 8. 8 de burada 16 kişi var. Şimdi burada 16 kişi var. O zaman bakın o zaman 7 kişi buraya aldım. 7 kişi buraya aldım. 14. 2 kişi buraya kaldı. Şimdi bu arkadaş 13'te bitti. Bu arkadaş kaçta yaşı? 14'te başladı. 14 diye devam etti. O zaman hocam 7, 8. kişi buradaki. Bu 14'tür. Tersten 9. kişi yani bu taraftan da 7. 8. kişi 13'tür. Yani tam ortaya 16 kişiden tam ortaya 13 ve 14 kalır. Bunların ortancası da 13 artı 14 bölü 2'dir. E o da 13 buçuk olarak bulunur. Buçuklu. Bu da bana 11. soruyu edin olarak buldurur arkadaşlar. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki, ardışık 7 tek sayıdan oluşan sayı dizisinin açıklığı kaçtırılıyor? Hmm. Tek sayı. Diyorum ki x ile başlıyorum. Bu birinci sayı. İkinci sayı yazıyorum. x artı 2. Ardışık tek sayı 2'şer artıyor. Üçüncü sayı x artı 4. Yani x artı 2 çarpı 2. Hmm. Birgül. Dördüncü sayı x artı 2 çarpı 3. Şimdi bla bla bla. O zaman benim son sayım. Bakın. ikinci sayı 2 çarpı 1. Üçüncü sayı 2 çarpı 2. Dördüncü sayı 2 çarpı 3. O zaman benim son sayım x artı 2 çarpı 7 sayı varsa 6. İlk sayısı x'tir en küçük. En büyük sayı x artı 12'dir. Benden açıklığı soruyor. En büyük sayıdan en küçük sayı çıkarttığımızda geriye 12 kalır. Bu da bana 12. soruyu Ceyhan olarak buldurur arkadaşlar. Ve bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.